Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini kalbimize nasıl yerleştirebiliriz ki hocam? Yani? Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini insan nasıl yerleştirebilir? Peygamber yolundan yürüyen bir insan, onun peşi takip eden bir insan adım adım yürüdükçe sevgi zaten büyükten gelir. Yani sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yolundan, yani sünnetleriyle beraber yolundan gitmeye başladığın an sevgi büyükten gelir. Yani Resulullah'tan sana sevgi akacak zaten. İşin kuralı böyledir yani. Sevgi büyükten gelir. Sen yeter ki genç olarak, biri genç olarak ne yap? Gerçekten kendini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına, onun yaşantısına, onun önderliğine, onun örnekliğine, onu takip ederek hayatını uydurmaya çalıştığın an sevgi zaten ne yapacak? Kalbine büyükten akacak. Sevgi büyükten gelir, yani Resulullah'tan gelir. O yüzden dolayı iş Resulullah'la beraber olmayı. Mesela oturduğunda Resulullah nasıl otururdu, kalktı nasıl otururdu, yemeğe nasıl otururdu, yemekte nasıl kalkardı, işte hangi eliyle yerdi, hangi elinden kaçınırdı, işte nasıl adım atardı, nasıl dışarı çıkardı, nasıl içeri girerdi. Bu şekilde bunları insan takip ettiğinde görecek. Ve ahlakı yapıda insanlar arkadaşına karşı nasıldı, ailesine karşı nasıl, annesine karşı, babasına karşı, etrafındaki Müslüman kardeşine karşı nasıldı, nasıl davranırdı, Müslümanlar veya Müslüman olmayanlar gerçekten nasıl tavır takınırdı. Hepsi Kur'an-ı Azim şu anda mevcut. Evet, takip edeceksin. İnan sevgi kalbine yapacak, büyükten akacak, yani Resulullah'tan gelecek. O yüzden Rabbim inşallah sevgi ikram etsin. Geçenlerde bir kardeşimiz bana diyor ki, hocam ben Resulullah'ı rüyamda görmek istiyorum diyor. Nasıl olur diyor, dertlenirsen olur dedim ben de. O bana diyor ki nasıl dertleneceğim diyor. Yani şimdi bir tane talebe hocasına sormuş. Mustafa Hoca. Demiş ki hocam demiş, ben demiş Resulullah'ı görmek istiyorum demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda. Olur oğlum demiş. E peki ne yapacağım demiş. Oğlum bu akşam demiş bol tuzlu balık yiyeceksin demiş. Bol tuzlu balık yiyeceksin demiş. Ne yapacakmış? Bol tuzlu balık. O da bol tuzlu balığı sen söyle hazırlamış. Tuzu da bol koymuş. Yemiş. Sonra yatıyor. Tuzlu balığı yiyince yatıyor. Rüyasında bir bakıyor ki bir şelaleden su içiyor. Bir pınardan su içiyor. Bir su yani veya çeşmeden su içiyor. Hep sularda dolaşıyor yani. Her tarafı su. Niye? Çünkü balığı ne yapmış? Tuzlu yemiş. Susamış. Hep rüyasında neyle dolaşıyor? Sularda. Sabah olmuş gelmiş. Hocam demiş. Emrettiğin üzere demiş tuzlu balığı yedim demiş. Ama demiş sabaha kadar demiş hep sularda dolaştım. Pınarlarda, çeşmelerde, nehirlerde hep sularda dolaştım. Yani su içiyordum ya. Evladım demiş. Derdin suydu, suyu gördün. Derdin Resulullah olursa Resulullah'a görürsün. Şimdi nasıl görecekmiş adam? Derdi efendim. Dert. Gerçekten böyle bir derdin olacak. İşte Tevban radıyallahu anh olsaydı görür müydü? Görürdü. Yani. Niye görürdü? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor ki Tevban olaya sararıp sormuş. Demiş ya Resulullah, Tevban ne oldu sen niye sarardın böyle demiş. Ya Resulullah aklıma ne geldi biliyor musun ne geldi? Siz kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem makamınız cennette çok yüksek olur. Ama ben ahiretteyken gerçekten benim makamım bu kadar yüksek olacağını düşünmüyorum. O yüzden dolayı ben dünyadayken bir bahaneyle sizi görüyorum, aşkım cuş ettiği zaman dindiriyorum. Ama ahirette sizi göremezsem, Şimdi bak bu dertte olan insan ne yapar? Bu görür. Gerçekten görür. Ama senin derdin Resulullah olmayacak. Öyle kalkıp da sen söyle hocaya sorarak Resulullah görme durumun